Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, Ukrayna NATO'ya kabul edilirse, Kiev'deki rejimin Kırım'ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini Rusya ile direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar, denildi. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, bunlar, NATO'nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olacağı, belirtilen, Bükreş formülünün geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikte olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO kurucu senedinin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB'de yer alan ve ittifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir denildi. Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa, uygun konular seçildi, bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşımda Washington'un gerçekten Avrupa'nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor, denildi. Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya'nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor, denildi. Mektupta, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanması ile ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya Amerika Birleşik Devletleri tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır, ifadeleri kullanıldı. 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna'daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor. Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor. Son günlerde Rusya'nın tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak açıklamalarına Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sert bir açıklama geldi. Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nden çok daha net bir iddia geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu. Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya'nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü. Yetkili, Rusya, Ukrayna sınırına 7000 ek asker göndererek sayıyı artırdı, dedi. Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu. Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan grup, Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı, açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev'den bir açıklama gelmedi. Rusya Ukrayna'ya saldırı planı olmadığı konusunda ısrarlı. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiği ve topraklarını ele geçirdiği için tehdit ciddiye alınıyor. Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı ve 30 bini aşkın askeri de Ukrayna ile 1084 kilometre sınırı olan Belarus'ta tatbikat yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, toplam sayılarının 150 bin olduğunu söylüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, muharebe tatbikatlarını tamamladıktan sonra bazı birimlerini karargahlarına geri göndereceğini ancak büyük tatbikatların hala devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Rus işgalinin hala çok gerçek bir tehdit olduğuna inanıyor, ancak Vladimir Putin'in böyle bir kararı olup olmadığı bilinmiyor. Birçok batılı hükümet, tehdit nedeniyle vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve BİDE'nin en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rus kuvvetlerinin önemli miktarda zayiata yol açacak büyüklükte olduğu uyarısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Batı'ya panik yaymama çağrısında bulundu. Fransa, Putin'in asıl amacının daha iyi bir güvenlik anlaşması elde etmek olduğuna inanıyor, Almanya Başbakanı ise Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Putin, Rusya'nın savaş istemediğinde ve müzakerelere gitmeye hazır olduğunda ısrar ediyor, ancak Batı'nın saldırgan yaklaşımı olarak nitelediği durum devam ederse, uygun misilleme askeri teknik önlemleri almakla tehdit ediyor. Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya'nın Ukrayna'yı işgale 20 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu. Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat'ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı, başka bir uyarıda bulunmadan, işgal edebileceğini belirterek, Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üstlere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor, dedi. Savunma Bakanlığı, Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir, başlığıyla iki aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya'nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti. Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi. İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinitsia'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.